Evet, Fenerbahçe'de de e, transferin gündemi ilk olarak e, golcü transferi almayarı Verpesiç Fatih Karagümrük'le masaya oturacak. Sarı lacivertler e, Murat Özbostan e, Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle ilgili siz ne söylersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? E, ligin şu an hali halihazırda Pesiç gol kralı Fatih Karagümrük. Yani ben hamlesi. Fenerbahçe'den bu hamlesi e, güzel iyi bir hamle de yani sonuçta ara transfer dönemi geçerli neredeyse 15 gün olacak. Fenerbahçe de diğer işte mesela Galatasaray gibi transfer konusunda çok ağırdan giden, hoca teknik direktör konusunda yine çok ağırdan giden daha sonra zoraki olarak işte İsmail Kartal'a takımı teslim eden bir yönetimi var. Başkanı var. Yani tamam Pesic ismi gündemde bir haftadır konuşuluyor. Ama bununla ilgili de açıkçası çok somut bir şey yok. Yani görüşmeler var, iddialar var, takas formülleri var ama sonuca giden bir şey yok. Yani ben biraz fotoğrafa daha geniş açıdan bakmak istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin de bir takım sorunları var, sıkıntıları var, transferle ilgili alması gereken oyuncular var, taraftarın beklediği icraatlar var ama sonuç yok. Yani sonuç olmayınca da bu transferleri konuşmak, transferler üzerine yorum yapmak e, tabii ki şey oluyor. Biraz havada kalıyor. Pesic e, ismi yani olur mu? Olursa iyi olur. Gol kralı işte. E, Karagümrük bedelsiz almış. Fenerbahçe'ye e, bedelli bir şekilde satabilir. Ama Fenerbahçe'nin bu bedeli ödeyecek durumu nedir? Rakamın O, Oradaki durumu da bilmiyoruz. Fenerbahçe'deki tabloyu da açıkçası çok bilmiyoruz. Artı yabancı oyuncu kontenjanı da Fenerbahçe'nin dolu şu an. Onların da Oyuncuları göndermesi lazım. Bir takım oyuncuları sözleşmesini feshetmesi lazım. Kiraya vermek istedikleri isimler var. Yani sorunlu oyuncular var. Yani Fenerbahçe'de bakıldığı zaman e, Antalya'ya gitmiş bir Fenerbahçe var. Bakıyoruz Altay Bayındır yok, Ertuğrul yok, Zılay yok, İrfan Can yok, Mert Hakan yok, Arda Güler yok, Mesut Özil yok. Yani ben... ...işte bir kısmının rahatsızlıkları oldu. Bu arada tarihte oldu. bir gün... ...tarihte bugün diyecek olursak Mesut Özil... ...bir yıl önce bugün Fenerbahçe'ye imza attı. Yani onun üzerine adeta de tabii konuşmak lazım. Yani bir, bir kamp yapıyorsunuz. Hoca belli ki oyuncuları daha iyi ilişkiler kurmak istiyor. Takıma, takımla olan aile bağını... ...oyuncuların birlikte daha çok zaman geçirmelerini istiyor. Baktığınız zaman birçok oyuncu gerçekten yok. Ve milli takımda olan Valencia kim bakıldığı zaman Tisserand, Rossi zaten Rossi'nin şeyini açıklamıştı ülkesi testinin pozitif çıktığını. Yani kampa 13-14 tane adam gitmiyor. 13-14 tane takımın en önemli isimleri kampta yok. Ben açıkçası bu kampı anlamadım. Yani niye kamp yapılıyor o zaman? Yani bu kadar önemli oyuncular yok. İşte Mesut mesela. İşte o da açıklandı. Belinde sorunu olduğu ve tedavisinin burada devam edeceği için kampa götürülmüyor. E takımın kaptanı ben bence onun da olması lazım. Yani tedavi orada acaba teknik olarak yapılamıyor muydu? Bilmiyorum ama yani Fenerbahçe'nin transferden öte bu 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 sorunları biraz halletmesi gerekiyor. Evet kazandığı maçlar var ama bakıldığı zaman da hep sıkıntılı geçmiş, iyi oyun oynanmamış maçlar var. Sonuç itibariyle yani Pesic geldiğinde ya da Vedat İçdemir için transferinden de bahsediliyor ki bana göre evet. olması çok zor bir transfer. Yani ekonomik olarak olması zor bir transfer. Pesic'i de kara gümrüğüne bedavaya verecek hali yok ki. Ya yani. İşte e, sonuçta orada hem bir, hem bir yabancı satış yapması gerekiyor. Yabancı futbolcu evet. alması için Fenerbahçe'nin. E, Mayer'i takasla kullanıp e, üzerine bonservis bedeli de ekleyerek tabii bu. E, transferin ya bunları, gerçekleşmesi e, tabii bunları yapması gerekiyor da yani onu yaparsa böyle olacak bunu yaparsa böyle olacak onu yaparsa şöyle olacak yani bu böyle sonuç itibariyle bakıldığı zaman çok da böyle e, şey değil e, sağlıklı çözümler ürettiğini ben göremiyorum yani evet bir transferde adı geçen oyuncular var bu da şey gibi yani işte bir Pesic ismi çıktı Vedat Müriş çıktı bunlar böyle konuşuluyor E zaten e, iki hafta önce de Löw Bilic 3 ay konuşuldu işte Löv mü gelecek Biliç mi gelecek. Yok cesus olacak, yok şu olacak, hiçbir şey olmadı. Daha sonra başkanın Avrupa'ya seyahate çıktığından bahsedildi. İşte hocalarla görüşüyormuş. Lövde ben bu görüşmenin olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. Yani öyle bir süreç geçildi. Camiye, aa Löv mü gelecek? Aa işte Biliş'te tekrar bir başkan Avrupa çıktı, Avrupa turundan böyle görüşmeler mi yapacak dendi. Orada da bir sonuç çıkmadı. Yani biraz gündemi böyle bunlarla meşgul edip açıkçası geçmek gibi bir durum var. Yani PES için transferi bilmiyorum olur mu olmaz mı. Açıkçası bir şey de diyemiyorum yani. Almayeri var PES'i diyoruz Levent abi özellikle Fenerbahçe İsmail Kartal hocanın gelişiyle de birlikte Hata hoca bir mücadelenin ardından şu açıklamayı yaptı. Oyun anlamında iyi diyebiliriz ama bitiricilikte çok kötüydük açıklamasını da yapmıştı bir maçın ardından. Asıl forvet değil tam bir bitirici golcü ihtiyacı olduğu görülüyor Fenerbahçe'nin. Bu anlamda Pesic doğru isim olur mu? Şimdi Pesic şöyle doğru isim mi diye tartışmamız lazım. Karagümrük'ün oyun planıyla Fenerbahçe'nin oyun planı aynı değil. Karagümrük daha çok kompak oynayan, yaslanan, sonra hızlı hücuma çıkan bir takım. Fenerbahçe ise önde basan, daha çok geniş alanda oynamayı seven oyunculardan kurulu bir takım. İkisi arasında fark var. Bunu analizi doğru yapmak lazım. Pesic'in golculuğu 12 tane gol atmış bildiğim kadarıyla. Yani kaç maçta attığı ortada ama kabul edelim ki 24 maçta 12 gol atıyorsa 2 maçta bir gol atma becerisini gösteriyor. Ki Fenerbahçe'ye gelince de o golleri atacak diye bir şey yok. Yani Garantik. dediğin gibi sistemi ver al Pesic'i demek hı hı. bence doğru bir şey değil. Meyer santrfor değil ki. Şunu söylerse belki da da kabul de bilgi yananın alternatifi gibi olacak e, Meyer. Bence ver bir şeyi al Pesic'i dersin. Santrforsuz kalacak Karagümrük. Yok Santrfor'u. Yani onun için e, bir golcü olması lazım. Ya onu isteyecek ya Serdar Dursun'u isteyecek. Ama Serdar Dursun bence Fenerbahçe'de verilecek bir Santrfor değil. O bölgelerde etkili bir golcü. Yani bence şu andaki Santrforlar içinde üçünden de önde bir futbolcu. Yani Valencia sakatlık yaşadı, hastalık yaşadı. O da çok geride 29 kaldı. 29 yaşında. 289 maçta yani, forma giymiş. Fenerbahçe yani. burada mı tıkanıyor kalıyor? Ben buna şaşırıyorum. Yani Pesic. Şimdi bir takımı en çok gol atan oyuncusu diye bakıyor. Yani ben bunu... Yani Pesic'in Fenerbahçe içerisinde takımda çok etkili olacağının e, garanti olmadığını düşünüyorum. yani bu bu tercih yani Pesic'e yönelmek İsmail Hoca'nın mı tercihi mi yönetimin mi tercihi mi? Çünkü oyunu İsmail Hoca'yı yönlendirecek sezon sonuna kadar. İsmail Hoca'nın da bir golcü istediği gelen e, haberler tamam. arasında. İsmail Hoca yani. istedi ama yani Pesic doğru isim mi? Bu bitirici isimlik var mı? Fenerbahçe oraya kadar geldiği zaman bu sıkıntı yaşıyor mu? ya? Yani bence Serdar Dursun da bitirici bir golcü. Attığı gollere bakalım. Bence Serdar Dursun'un en büyük eksikliği özgüven eksikliği var. Yani ona takımın ve hocaların güvenmesi lazım. Yani Birini santrfor korumaya getirirseniz o oyuncuyu daha çok verim alırsınız diye düşünüyorum. Benim anlayışım bu. Yani Pesic bu takımla var olmuş. Şimdi birden Fenerbahçe takımına gelecek. Oyuncularla antrenman yapmamış. Bitecek. Yani şöyle şöyle getirmemek lazım. Şapkadan Pesic çıkartıyorsa sili değnek gibi geliyor. Forvet attığına adımını atıyor. Golleri atmaya başlıyor. Böyle bir Pesic'i beklemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ona göre planları yapılmıştır herhalde İsmail ya Hoca'da. Ya kim yapılmış yani? İsmail Hoca basın toplantısında mutlaka e, Antalya'da bir basın toplantısı olacak. Evet. E, Ahmet Selim Kul bizim orada bildiğim kadarıyla o da çok e, başarılı bir muhabir bizim muhabirlerin hepsi öyle kabul edelim ki ona bu soruyu sormasını rica ediyorum yani Pesic doğru mu model mi mesela Fenerbahçe'de Pesic transferi gerçekleşirse e, bitiricilik konusundaki sorunlar çözülür mü diye İsmail Hoca'ya bu soruyu yönetmesini beklerim kendisinden. Şimdi Fenerbahçe bir yandan da Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor. Dün gelişini canlı olarak izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle buluşturmuştuk. Eksik Fenerbahçe aynı zamanda. 4 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Aynı zamanda bel bölgesinden tedavi olan Mesut Özil de Antalya kampına katılmadı. Bugün de bir yıl önce bugün Mesut Özil Fenerbahçe imza attı. İstatistiklerini de Twitter hesabımız Aspor üzerinden paylaşmışız. 34 maçta 8 gol ve 3 asisti var bu bir yıllık süreçte Mesut Özil'in Murat Özboz'da. Yani bakıldığı zaman başarılı olmamış bir transfer. Yani Fenerbahçe'nin beklentileri, Mesut'un beklentileri... Camianın beklentileri, taraftarların beklentileri ve Türkiye'deki futbol severlerin beklentileri. Yani böyle ayrı ayrı e, maddeleri ayırırsak Fenerbahçe için e, Fenerbahçe'nin başarısında katkısı olamadı. Türkiye'deki futbol severlerin göz zevki yani böyle bir önemli bir yıldızı izleme açısından da e, başarılı olamadı. Onlara o doyumu, o futbolu e, şeyini veremedi. Yani büyük bir transferdi, büyük bir heyecanla heyecandı açıkçası imza töreni olsun ee, ve o, o günlerdeki yaşananlar, süreç, açıklamalar bakıldığı zaman bana göre kendisi de büyük bir heyecanla e, evet. şey oldu. Ee, başladı bu işe, bu yolculuğa başladı. Yani o günkü o basın toplantısının e, yüz ifadeleri, mutluluk hali e, şu anda bakıldığı zaman geriye kalan bir yıl içerisinde bunların pek göremiyoruz. Pek değil göremiyoruz zaten. Yani çünkü bakıldığında zaman içerisinde parerayla olan sürecinde sağlıklı bir ilişkisi olamadı. Biz bunu dile getirdiğimizde, biz bunu fotoğraflarla arkadaşlarımız çektiğimizde hayır kardeşim bunun suçlusu medya dendi. Yani siz Parera ile arasında hiçbir sorun yok. İşte Sayın Başkan çıktı dedi ki olur mu ya dedi. Parera takımı dedi ona göre dedi şey yaptı dedi organize etti dedi takımı Mesut üzerine kuruyor dedi ama gelinen süreçte e, Parera gitti ve Parera'nın bu gidiş sürecinde önemli isimlerden bana göre bir tanesiydi yani e, çalışmak istemiyordu yani Mesut Özil de Parera ile sonuçta camianda baskısı taraftarında baskısıyla e, Parera yollandı az arkasından kısa bir dönem bir ara hoca geçti arkasından İsmail sonuçta kartal geldi ne oldu o da oyundan çıkarken. İsmail Hoca'ya beni mi çıkartıyorsun, ne oluyor filan gibisinden bir şey yaptı. Halbuki İsmail Hoca da basın toplantısında evet. Ve... bu takımın kaptanı Mesut Özil'dir. Oyun dışında da kaptanlık yapacaktır, takım abilik evet. yapacaktır Aynen. diyerek mesajı vermişti aslında. Ve biz aramızda konuştuk. Bezon'dan evet. kaptanlığın ötesinde dediğiniz gibi daha farklı yani bir yardım istedi ondan. Ama bugün dün kamp başlıyor mesela. Mesut Özil yok. Bundan önceki maçta da yine kadroda yoktu Mesut bakıldığı zaman. Hastalık, rahatsızlığı tabii. nedeniyle. E bununla yorum ilgili yorum yapıldığında zaten hemen kızıyor. Kulüp yalan siz diyor kardeşim Mesut'un diyor bir şey yok. Niye diyordu böyle bir şey çıkartıyorsunuz? Şimdi böyle bir kamp yapılıyorsa bana göre tedavisi de olsa bu kampın içerisinde bu tedavinin devam etmesi lazımdı. Çünkü hoca diyor ki kaptanlığın dışında yani bizim ona ihtiyacımız var. Sadece futbol olarak değil. Yani akıl olarak da ihtiyacımız var. Bu takıma önderlik yapması açısından da ihtiyacımız var. Ama ben anladığımız kadarıyla İsmail Kartal'la da Mesut'un dokuları çok şu anda uzlaşmadı. Yani bir şey olmadı. Orada bir sorun var gibi ama bu çok açığa vurulmuyor bakıldığı zaman. Ha sakatlığı var. Yani hep sakat yani geldiğinden beri bir istatistik çıkartıldığı zaman bir yıl içerisinde 3-4 defa sakatlık yaşadı. Yani bir yıl içerisinde hocalarıyla sorunlar yaşadı. Bir yıl içerisinde bakıldığı zaman Fenerbahçeli oyuncular içerisinde medyada en çok konuşulan, futbolcu gündeme gelen futbolcu normal tabii ki bir dünya yıldızı. Bir marka ama bu marka Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı. Yani istenileni veremedi açıkçası.